Selam millet, ben Şefik ve bu da Payday 3. Yeni oyunlardan biri değil tabii ki. Bir yıl önce, hatta bir yıldan biraz daha fazla bir zaman önce Eylül 2023'te çıkış yapmıştı. Payday serisinin yeni oyunu, son oyunu. Açıkçası oyun çıktığında oynamamıştım. Çıktıktan uzun süre sonra da takip etmemiştim. Çünkü ben Payday 2'yi de çok fazla oynamamıştım aslında. Ama 10 yılın ardından yeni bir oyun geldikten sonra ve o oyunun da birinci yılı tamamlandıktan 1-2 ay sonra artık oyuna bir bakayım. Ben de oynayayım ve size göstereyim istedim. Zaten bu oyunu görmeyen, duymayan yoktur. Özellikle Payday 2'den sonra biraz hayal kırıklığı yarattığı söyleniyordu. Steam notu da zaten buna paralel olarak düşük. Gerçi son 30 gün notu %60'ın üstünde ama yine de totalde bir nasıl diyeyim, memnuniyetsizlik söz konusu. Ama ben yine de oyuna bir şans vereyim, oyunu oynayayım, size de göstereyim istedim. Şimdi bu oyunun birinci yıl içerikleri zaten Eylül ayında gelmişti. Bunlarla beraber şimdi maskeler, içerikler vesaire, bunun tamamı aslında çıktıktan sonra çok fazla içerik tabii ki gelmiştir ama ben de oyunun birinci yıl sürümü var ve buna paralel olarak tabii ki birçok içerik vardır diye düşünüyorum. Standart sürümde olmayan şeyleri de bu videoda görebilirsiniz. Şöyle bir kıyaslama da yapayım son olarak. Payday 2 tabii ki birçok yerde dağıtıldı ama eş zamanlı oyuncu sayısı 250 bine kadar vurmuştu. Ve şu an ben bu videoyu çekerken Steam'de 36 bin kişi online olarak bu oyunu oynuyor. Payday 3'te ise bu rakam 1000 bile değil şu anda, ki zirvesi bile 77 bindi. Bu açıdan düşününce tabii ki Payday 2 dediğim gibi çok fazla dağıtıldı ve çok fazla oyuncuya nasıl diyeyim, ücretsiz olarak belki de erişim sağlandı ama yine de Payday 3'ün beklenenin çok altında olduğunu kabul etmek zorundayız diyorum. Lafı da çok fazla uzattım. Oyuna geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi oyunda tabii bölümler var. Bir tane bölüm oynayacağım ben ama onun dışında neler var derseniz tabii çok fazla. İşte maskedir, skindir, silahlardır, ekipmanlardır. Bunları görebiliyorsunuz. Burada tabii oyunda farklı farklı kendinize loadoutlar, teçhizat setleri yapabiliyorsunuz. İşte birinci silahlar, ikinci silahlar, mühimmat çantası ya da onun yerini alabileceğiniz başka şeyler. İşte nedir? Zırh çantasıdır, doktor çantasıdır, mühendis temel yeteneğiyle alınan bir şey daha var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. PD2'yi de çok fazla oynamamıştım dediğim gibi. Bir overkill silahı var ki ben bunu kullanıyorum. Diğerleri 40'ta ve %'de açılıyor. Bayağı bir yolum var. Daha ben level 5'teyim yani. 4-5 deneme yaptım. Bu level'a gelebildim. Burada çok etkili silahlar var. Gördüğünüz gibi yine farklı zırhlar seçebiliyorsunuz. Birinci silahlarda da dediğim gibi bunların hepsi belki ilk sürümde, oyun çıktığında yoktu. Ya da işte standart sürümde yoktu ama şu an bayağı bir silah var. Bunların dışında silahları da satın alabiliyorsunuz. Bir kara borsa sistemi var ana ekranda. Daha doğrusu ana menüde görmüşsünüzdür. Buradan yine diğer silahları topladığınız paralarla envantere ekleyip daha sonra bunları da eklentilerle biraz daha kullanımını daha iyi hale getirip oynayabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Buraları çok uzatmayacağım. Direkt aksiyona girmek istiyorum. Bir bölüm ne kadar iyi oynayabilirim bilmiyorum bu denememde. Şimdi oyunda bir de yanlış hatırlamıyorsam yazın, 2024 yazında bir tek başına modu geldi. Normalde online olarak diğer oyuncularla oynamanız gerekiyor ama tek başına modunda kendi başınıza böyle bilgisayarınızda hiçbir yere bağlanmadan, başka oyunculara da bulaşmadan botlarla beraber oynuyorsunuz. Ve burada botlarda şöyle bir sıkıntı var. Botların ayrı bir kontrolü var mı henüz onu denemedim. Araştırmadım ama şöyle bir şey var. Genelde yanınızda çatışmak için hiçbir şey yapmıyorlar. Çok fazla ortalıkta görünmüyorlar. Onlar yüzünden ifşa olmuyorsunuz ama hani genel anlamda size böyle işte para taşıma bilmem ne bu tip konularda yardım etmiyorlar. Şimdi burada tüm soygunları görüyormuşuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gold shake'li, 7, 8, 9, 10 pişirme, 11, 12, 13, 14, Houston, 15 tane görevim var benim burada, en azından benim görebildiğim. Bunlardan arada denediklerimden bir tanesini tekrar oynayarak size göstereceğim. Zaten gerçi daha az para veren de, daha az dediğim gibi 20 bin dolarla 1.4 milyon dolar arasında çok acayip bir fark var. Neyse ben şöyle mavili çocuklara basayım. Bu arada oyunun Türkçe menüsü var ya, zaten altyazı vesaire, bunun hepsi Türkçe, bunu da söylemiş olayım. Bilgilendirmeye de baktığımızda Vlad konuşuyor altta. O çok konuşmasın. Polislerin Vlad'dan çaldığı altınlar Bronx'taki bir polis deposunda tutuluyor. Kanıt odasına girmenin bir yolunu bulup altını ele geçirmesin. Yani bizden diyor ki bir polis karakolunda daha doğrusu altınlar var. Bu altınları içeri gireceğiz, alacağız, çıkacağız. Ya yani bunun normal bir şekilde sessiz sakin yapılması herhalde mümkün değildir diye düşünüyorum ki ben bu bölümü daha önceki denemelerimde çok başarılı olamadım ve orada öyle bir başarı sağlayamadım bir sessizlik açısından ama bu sefer sessiz olmayı deneyeceğim. Burada zorluğu da en düşükte tutuyorum başıma bir şey gelmesin diye ve sonrasında planlaya geçiyorum. Burada dediğim gibi aktif bir loadout hazırladığınızda bunu ya tabii özelleştirebiliyorsunuz ama onun dışında değiştirebiliyorsunuz. Hazır olabilir bunlar. Bunun dışında yanınızdaki şehri değiştirebilirsiniz. Ben bunların da hiçbirine dokunmayacağım. Hatta kendi karakterime bile dokunmayacağım.
mevcut standart bir envanterli giriyorum diyebilirim. Buradan özelleştirme girdiğimde işte NW-B9 hayalet silahım, Signature 40 tabancam. Onun dışında overkill silahım olarak bir MGL var, Grenade Launcher var. Bir de uyarlamalı zırh astarı diye bir şey var. İki de yetenek var. Bu arada yetenek puanlarıyla burayı göstermesem çok saçma olurdu. Çok bir şey açmadım ama burada sıhhiye, cephe uzmanı, tank, mühendis ki bir tane şey açmak için gerekiyordu orada yazmıştı. Cesaret, taşıyıcı, kaçak manipülatör, biçici, keskin nişancı, info. Allah'ım ne kadar çok şey var. İnanılmaz bir yetenek dağılım var. Puanlarım da varmış. Bunları da kullanabilirim. Kullanmıyorum. Direkt envantere de dokunmuyorum. Hazır diyorum. Burada dediğim gibi bana botlar eşlik edecek. Ve işte polis karakolunun önünde spawn olmuş durumdayız. Karakola gir diyor. Polislerden altın çalmak biraz ironik. Şimdi karakola gir. Tamam, girelim. Ya bir polis karakolundan altın çalmak ne kadar zor olur, ne kadar kolay olabilir? Tabii kolay olamaz ama deneyeceğim. Temel mekanikleri çözdüğüm için şu ana kadar oynadığım kadarıyla birazcık da az buçuk bilgimle işleri hızlandırmaya çalışacağım. Blood'ın altınları sağlam kilitlenmiş. Yüzbaşının ofisine git ve kanıt odasına kimin erişimi olduğunu öğren diyor. Peki. İlk yapacağım şey polisleri ofis ikinci katta, orayı ara diyor. Polisleri deyip duruyorum. Etrafta dikkat çekmiyorum. Şu donatları bir alayım. Donatları niye aldım? Polisleri oyalamak için kullanabileceğiniz en kolay şey, en basit şey donat arkadaşlar. Tabii ki filmlerden, her yerden. Buna aşinayız. Kamera yokken şurayı açacağım. Açmıyorum. Biri görür gibi oldu. Kim görüyor? Kamera görüyor. Şurada bir kamera var. Şimdi etrafta polisler olabiliyor, görevliler olabiliyor. Her insan sizin böyle yaptığınız her aksiyon tepki vermiyor ama kameralar bir numaralı düşmanınız, polis memurları bir numaralı düşmanınız. Onların yanında bir şey yaptığınızda direkt ifşa oluyorsunuz. O yüzden pardon. Şöyle öncelikle şurayı bir açalım. Ve burayı aynen. Kimse bizi görmüyor. Hop, bir kamera daha var, kendimizi göster. Bir kere ifşa olduk mu bu arada tüm operasyon her şey bir aksiyona dönüşüyor. Yani öyle şey yok. Nasıl diyeyim, bir dönüş şansınız yok. Kamera da beni görüyor. Polisler bir üst sınıf gardiyanlardır ama unutma, sana özel bir alandan bıdı bıdı. Şu kameranın sesi ilginç buglardan biri bu. Bu arada oyundaki kamera sizi algılama sesi takılıyor. Çok garip. Bunu da böyle bir daha kendinizi gösterip kurtulabiliyorsunuz. Şimdi bu polis memuru arkadaşımız buraya tekrar gelecek. Bir onun gitmesini bekleyelim. Şimdi ya çok ilginç bu arada. Ben eğilmiş şekilde burada duruyorum. Neyse, ayakta durayım. Normalde tepki vermesi lazım ama onun sağ tarafa geçmesini bekleyeceğim. Sonra da kamera bizi o kadar görmez. Ben buradan yukarı çıkarım. Güzel. Hop. Güzel. İkinci kata doğru ilerliyoruz. Biraz biliyorum dedim ya. Hop, bir kamera daha. Ya biliyorum dedim, kesin başıma bir şey gelecek kayıt alırken. Tek başına mı? Bu arada tek başına oldu beta'da. Sağ üstte zaten görüyorsunuzdur. Hatta şöyle nasıl göstereyim? Şurada göstereyim. Görüyorsunuz. O yüzden bazı şeyler aksayabilir. Şimdi benim bir sonraki hedefim şu oda olacak. Komiser ofisini bul ve içeri gir. Ben o komiser ofisinin nerede olduğu... Hop. Görünüyorduk yine. Yok yok, bir şey yok. Dikkat çekmiyoruz. Daha görünmeden... Hop. Orası da değil. Bir dakika, burası mı? Yüzbaşının bilgisayarına sızmalısın. Onun ofisinden çıkarmak için dikkatini dağıtma. Denebilirsin. Esas mesele onu ayak altından çekmek. Bunu nasıl yapacaksın? Sana kalmış diyor. Nasıl olacak? Donat aldık, o kadar. Resepsiyonda birkaç tane donat var. Onları üst kattaki mutfağa getir. Ben de yüzbaşının onların kokusunu almasını sağlayayım. Ben donatı gördüğüm gibi aldım. Belliydi onun işime yarayacağı. Ama tabii kimse beni görmeden o donatı gerekli olan yere, yani şuradaki orta alana götürmem lazım. Bu arada şu an fark ettim. Galiba... Yok, bir dakika, görünmeden. Kameraların yeri değişiyor olabilir gibi geldi. Şu donatları bir bırakalım. Merhabalar. Hop, onlar da bizi görüyor. Yüzbaşı da gelecek. Benim derhal buradan bir yere kendimi atmam lazım. Evet evet, donat geldi. Ama öyle bir yerdeyim ki ben, umarım görünmem. Saklanacak bir yer bulamadım. Şurada bir polis vardı. Bir tane şurada vardı. Bir de yüzbaşı. Ya burada bilmiyorum, görecekler mi? Yüzbaşı harekete geçti. Ofise gir. Yüzbaşı beni görmezsin umarım burada. Yani abi, hepiniz bir donat yemeye şöyle tıpış tıpış. Kamera da beni görmeden. Ya burada kameranın yeri değişmiş gibi. Komiserin bilgisayarına erişim sağla diyor. O kolay. Geldik. Hemen bilgisayara sızalım. Şifle atlatılıyor. Kanıt odasının kilidinin biyometrik imzası günlük olarak değişiyor. Hangi polisin erişim yetkisi olduğunu bulmalıyız. Buluruz. Şöyle yatalım bari. O kadar da ayakta durmayalım yani.
Hemen bu bilgisayardan giriş yaptıktan sonra bilgileri çalalım. Sızma yerde kesildi. Bu beklenmedik bir şeydi. Fazladan bir güvenlik katmanı var gibi duruyor. Yedekleme sistemi bilgisayarına git ve ona sız. İkinci bir bilgisayar daha var hacklememiz gereken. Gerçekten ben bu bölüm daha önce denediğimde yanlış hatırlamıyorsam kamera farklı. Evet, kameraların yerleri değişiyor ya. Evet. Şunu hemen buldum. Bakayım. Kesinlikle yerleri değişiyor kameraların. Bu da aslında zaten bu oyunda en çok ihtiyaç olan şey nedir? Tekrar tekrar oynayabilmesi bunu sağlıyor. Şimdi orada o işi yaptık da. İlginç. İkinci bilgisayarda yedekleme sistemlerinin daha fazlası var. IAB, Yüzbaşı Anderson'ı soruşturuyor. Eminim bu adam Blight ile çalışıyordur. Bazı stratejik yerlere dinleme cihazı yerleştirirsen Vlad bu tarz bilgiler için bize fazladan ödeme yapar diyor. Bu isteğe bağlı bir şey. Ben o kadar kasmayacağım arkadaş. Allah. O kadar kasmayacağım. Ben temel görevimi yapıp gideceğim. Şimdi Yüzbaşı'nın arabasına, dolabına, ofisine böcek yerleştir diyor. O işe girersek buradan çıkamayız diye düşünüyorum. Şurada ne var? Ha, şuradan yapabiliyor muyuz? Hallettik. Arkadan hallettik bunu. Güzel. Yedek güvenlik sistemi devreye kaldığına göre artık Yüzbaşı'nın bilgisayarı tahmin edilebilmen gerekiyor. Hemen oraya geri dönelim. Ya nasıl bir donat getirdiysek odadan çıkmıyorlar. Aynen, bu da geri gelmemiş. Hemen şurada alacağımızı alalım. Bu arada bu kasalar tabii ki her yerde kasalar var. Ana görevler dışında bunların da şifrelerini kırmak için klasik sağ sol sağ ya da sol sağ sol dönüşlerini yapıp bakalım buradan ne çıkacak bize. 2'yi de açtık. Şöyle 3.'yü de çevirelim. Bu sefer bir kere de bunu hallederim. Bunu öğrendim neyse ki video boyunca. Oh, paralar. Şuradan bir çantada para alalım. Güzel. Gelelim buraya. Şimdi buradan hackleme işini yaptık. Kanıt odasına girmek için ihtiyacımız olan istihbaratı aldık. Şimdi bunu gerçekleştirelim. Nasıl olacak? Jeremy, kanıt odasının iki anahtarlı bir sistem kullanıyor. Kırmızı giriş kart tarayıcısı ve parmak izi biyometrisi lazım. Ki burada bu bilgi var. Jeremy yazıyor. Biyometri rotasyonunda o varmış bugün. Kırmızı giriş kartı varmış. Jeremy'yi arıyoruz. Bugün dosyada onun parmak izi var. O yüzden masasını bulup parmak izini alacağız. Sonra kırmızı giriş kartını alacağız herhalde. Başka ne varmış? Basın sensörü diye bir şey varmış. Birçok şey var. Neyse, onları hallederiz. Şimdi beni zaten kimse görmüyor diye düşünüyorum. Jeremy'nin masasını bulacağız. Bu Jeremy'nin masasını. İsim göremedim. Bu neymiş? Telefona sızalım. Telefona sızarak her bulduğunuz her şeyi sızarak bilgi toplamak önemli. Güzel. Bunu aldık. Şimdi Jeremy'nin masası nerede? Timothy'nin masası var ama bu işimize yaramaz. Ben yine de Timothy'nin de parmak izini alayım. Bana diyecek ki işe yaramayacak. Jeremy burası mı? Değil. Bu işe yaramaz. Etrafta Benton'ın parmak izi için tarayabileceğim başka şeyler var mı bakalım. Burası Anthony'ymiş. Şu dosyaya bakalım. Burada yılın memuru seçilmiş. Ondan da bir şey alamadık. Etrafta arayışların bir bardak daha var. Bu da başkası ama ben her şeyin parmak izini alıyorum. Yerine bir gün lazım. Temiz parmak izi bulduk. Bekle, veri tabanı kontrol ediyorum. Hademe yetmiş başka eşyalar bul. Jeremy. Abi seni de rahatsız etmezsem şöyle bir parmak izi alıp gideceğim. Hiç de umurumda değil. Onlar ofis çalışanı hiç bulaşmıyor. Bize ne diyor? Yalnız doyamadılar. Donut. Acaba şu masalarda da hop kamera var. Kamera bizi görmeden. Biz şöyle gezerek yine bir masa daha arayalım belki. Jeremy'nin masası üst katta. Üzerinde adı yazan. Biliyorum, arıyorum da bir yandan da işte ne kadar parmak izi bulursak işimize yarar. Yine o ötüyor. Bu da değil. Bu da Jan. Bu da Jack. Aha, Jeremy mi o? Kamera döndü. Bu Jeremy mi? Bu da Isidra'ymış. Arkadaş, nerede bu Jeremy'nin masası? Ben mi görmedim acaba? Durun, biraz koşturacağım artık etrafta. Ah, Allah kahretsin, Jeremy buradaymış ya. Boşu boşuna 2 saat gezdi. Bu arada soru işareti burayı gösteriyor da bazen genel bir alanı temsil ediyor diye ben şey yapmadım. Direkt burada aramadım. Hata yaptım. Şimdi komiserin bilgisayarında bulduğun dolabın yerini belirle. Bakalım ne diyorduk? Dolap 40. Tamam. Başka bir şey yapmamızı istemiyor herhalde. Dolap 40 dediğine göre komiserin bilgisini bulduğun dolabın yerini belirle dediğine göre bu dolap nerede olabilir? Bu katta artık dolap molap. Bak, burada bir şey daha var. Ha, bu dikkat dağıtma zımbırtıları. Bunlara dokunmuyoruz. Kamera bizi görmeden aşağı ineceğiz. Buradan dışarıya çıkış varmış. Burada bir oda daha var. Bu ne?
Burası ne odası ya? Burada bizlik bir şey yok gibi ama. Şu kameraya da görünmeden güzel. Burayı açabiliyor muyuz? Mavi giriş kartı. O bizde yok. Aşağıda olabilir mi? Burada bir memur. Hop merhaba. Görmedi ve gidiyor neyse ki. Bakayım gidiyor. Aynen. Şöyle iler. Bu neresiymiş? Aa, QR kodu aldığımız iyi oldu. Orada bir telefona sızıp QR kodu almıştık. Buraya girdik. Güzel. Burası ne? Hayda, burada iki kişi var. Biz beni görmeden ben oraya geçebilir miyim? Geçebilirim. 40 numara lazım bana. Yok, görmediniz. 24'e kadar geldik. 40 nerede? Abi gerçekten 40 tam sizin önünüzde mi? Şu uzaktan bakabiliyor muyum? Uzaktan etkileşime girebiliyor muyum? Çömsem. Aha vallahi giriyorum. Onlar beni görmeden bu dolabı açtım. Güzel. Onu da aldım. Görmediler. Görmediler. Dinleme cihazlarını yerleştirmiyorum. Direkt kanıt odasına gireceğim. Kanıt odası şu dışarısı mı acaba? Aa, bir dakika, kanıt odası burası. Evet, 2 saatlik aramanın sonunda kanıt odası... Allah, hem kamera var hem şey var. Umarım sen sağa dönüyorsundur. Yoksa benim depara kalkmam gerekecek. Alt kat üst kat geze geze kanıt odasını buldum ama tam da kapının önünde bir polis var. Şurada da bir kamera var. Nasıl oraya döneceğim? Bu buraya dönerse biteriz. Umarım dönmez. Kamera da var. Koşmam gerekir. Ki buraya dönüyor. Dönmüyor. İki. Abi o gelmeden benim yer... yer değiştirebiliyorum. Bir açalım. Burası neymiş? Bilmediğim bir oda. O nereye gidiyor? Aa süper. O dışarı gitti. Burada bir oda daha varmış. Tamam, ben kanıt odasına doğru şöyle. O orada değilken süzülürüm. Burayı da açalım. Bu adamı nasıl açacağım? Yok, görmedi. Kontrol noktası basınca duyarlıdır ancak mevcut ağırlık sınırını bilmiyorum. Kontrol etmem gerek. Biraz zaman alacak. Hazırsan bazı bilgilerini çanta taşımadan birer birer geçilebiliyor. Üzerinde bir çanta atsan sorun olmaz da iki çanta atarsan sıkıntı olur. Ben bir çantayla gidemiyorum. Bir çanta atayım. Aa süper. Arada bir tane sivil öldük arkadaşlar ama olur o kadar. Kameranın da altına geçelim. Şu parmak iziyle şurayı da açalım. Vallahi içeri girdik. Vallahi içeri sızdım. Çok temiz oldu. Burada ne varmış? Pek bir şey çıkmadı. Burada kanıt mı yok ediyoruz? Ne yapıyoruz? Şuraya bakalım. Benden istediği şey altınları çalmak ama ben buradan cephane alıyorum. Yani alarma geçirmedim. Hani bir ortalığı birbirine katmadım. Bu arada 1000 tane falan. Şunu da alalım. Şunu da açalım. Kurşunum var. Ya yani ortalığı karıştırmadım da bir tane sivil öldürmüş oldum. O tatsız oldu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta yakalanmamamız gerekiyordu. Bunları açınca bir şey çıkacak mı ya? Ben bunları gelmişken... Vay arkadaş. Pudra şekeri bulduk. O şeker ne? Donatların pudrasını bundan katıyorlarsa şeker komasından fazlasını yaşarlar diye bir not. Buradan da bir ne çıktı? Aa, çanta taşıyorum diye bunu alamıyorum. Dur, bırakayım onu bir. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Ender mineral aldık. Bir çanta da aldık. Bu çantaları bu arada ben şöyle biriktireyim. Çünkü şunu da açalım. Çünkü kaçarken bunları araca falan doldurmamız gerekecek. Bunları da... Araç da geliyormuş. Çantaları doldur diyor. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben bunu tek başıma oynadığım için ve dediğim gibi yapay zeka bana yardım etmediği için. Şöyle bırakalım. Aracın geldi. Bunları götüreceğim de nasıl götüreceğim? Nasıl götüreceğim? Nereye götüreceğim ayrıca? Teker teker götürmem. Aa bir dakika, burası. Bunun öbür tarafı var mı acaba? Durun, bundan emin değilim. Bunları götürebilirsem. Hop. Kamerayı vurabiliyor muyuz ya? Kamerayı vuramıyoruz. Bu arada ben hiç ekipman kullanmadım farkındaysanız ama mesela benim en sevdiğim işlerden biri şu kameradır.
O değil tabii ki. Şöyle kamera atarım. Ya benim diğer oyunlardan sevdiğim bir şey. Etrafa kamera yerleştirip bakabilirim. Bu arada kameranın olduğu yere bakamıyormuşum. Ben şunlardan birini bir alacağım. Kaçırmayı deneyeceğim. Yalnız kamera yine bana döndü. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Çıkarmam gereken yer orası ve bayağı bir yol gezmem gerekiyor. Buradan da yaralarımızı saralım. Sanki yaralanmışız gibi hiçbir şey olmadı. Sapa sağlamız. You can't walk over those pressure plates out in the corridor if you're hauling bags. These floor plans are old, but look around. There should be a checkout hatch or something in there. Buradan böyle gidemezsin diyor. Bir hatch match bir şeye bak diyor. Hakikaten buradan biz bu çantalarla geçemeyeceğimizi zaten anlamıştık. Hatch dediği şey benim az önce çözdüğüm yer olabilir mi? Tam olarak öyle. Evet. Şuraya koyalım. Bunları alıp öbür taraftan. Ya seni de alalım. Yalnız onların hepsi oraya sığacak mı? Dördüncü. Aa süper. Bütün çantaları attık. O zaman bir şey değil mi? Ben biraz daha altın alayım. Bunları da koyayım. Öbür taraftan alırız bunları. Belli ki orayı istediğimiz kadar doldurabiliyoruz. Şunu da at. Tamam, son bir şey kaldı. Ya buradan var ya, hiç çatışmaya girmeden çıkarsan büyük bir başarı olacak benim için. Ki bu oyunda çatışmamız çok olası. Birçok görevde vesaire, ama ben şu an çok temiz çalışıyorum. Bir tane sivil öldürdük. Onun dışında da bir sıkıntı yok. Vallahi her yeri boşalttık. Gideceğiz de bir dakika. Şu kamerada bir dönerse bakalım. Aa, buraya dönük değil zaten. Vallahi tertemiz çıkacağım gibi. Bu hemen çıkışta bir tane polis vardı. Onu geçersem daha da iyi olacak. Aa, bir de bu vardı. Neyse, bunu alabiliriz artık. Bunu da alalım. Bu da burası. Güzel. O zaman bir şey diyeceğim. Bunu bırakalım. Şu altını alalım. Süper. Şimdi bir tane polis var. Burada bizim açmamız gereken. Çıkmamız gereken yerde şu... Hemen nereden çıkacağız? Dur. Evet, yakalanıyorduk az kalsın. Süper. Çok iyi gidiyoruz. Biraz zaman geçecek ama şu kamerayı ve polisi denk getirirsem şuradan... Bu da dışarı açılıyor mu? Vallahi dışarının kapısını da bulduk. Süper. Şimdi. Abi bir tane daha mı kamera var? Ben buradan tek tek bunları nasıl taşıyayım bu kadar kamera varken? O kamera nerede ayrıca? Ha, buraya dönük değil. Süper. Şimdi etrafta çok fazla memur yoksa ben bunları temiz temiz şu alana götürürüm. Götürmem gereken yer orası. Tabii nasıl gideceğiz? Aman bir an panikledim. Eyvah. Şimdi hem o kamera var hem burada bir polis mi? Aa, buradaymış. Nasıl açacağız onu? Bu sağa döndüğünde. Şunu şöyle koyalım. Bizim bir yerden içeri girmemiz ki. Ben oradan içeri nasıl gireceğim? Onu güvene alacağım da. Onu nasıl yapacağım? Benim bir şekilde içeri girmem lazım. Şu içeri girmem lazım. Onu nasıl yapacağız? Şimdi burada bir... Eyvah, çantayı alacak. Evet. Buraya kadar da arkadaşlar. Artık buradan sonrası aksiyon. Şimdi buradan sonra ganimeti güvene al dedi ama artık ortalık karışır. Gördüğünüz gibi botlar şu dakikaya kadar bana 1 gram yardım etmeyen botlar bir anda kendini aksiyon içinde buldu. Benim buradan sonra yapmam gereken kaçış aracını hazırlamak. Zaten bunu yaparken belki ortalık karışacaktı ama artık direkt karışacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi benim burayı açmam gerekiyormuş. Ben bunu fark etmedim. Hatta giriş kartım da varmış. Ben buraya sessizce girerdim ya. Ben buraya sessizce girerdim. Maalesef. Kameraları bu arada etkisiz hale getirmenin kesin bir detayı vardır. Ama ben onu anlayana kadar gördüğünüz gibi ortalık karıştı. Siz çatışın. Hiçbir şey yapmadınız. Bari şu işe yarayın. Beni biraz vuracaklar. Ben bari paraları şöyle getireyim. Şunu getireyim. Ya parayı çok güzel çaldım bu arada. Mükemmel bir operasyon yaptım ama... Arkadan ateş etti.
Bunları vurabiliyormuşuz. Ama belki de ötecekti. Ona da o riski de alamazdım. Buradan sonra ben ne yapacağım? Paraları... Abi siz yanından peşimden gelmeyin ama herkes işini yapsın. Ben burada şeyleri arıyorum. Heh, burasıydı. Şunları alalım. Abi siz çatışın. Oha, o ne? O kimmiş ya? Onu şöyle bir bomba at. Onu da buraya düşürdük. Neyse, buradan sonrası artık pataküte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben burada altınları bir şekilde... Adam içeri daldı ya. Abicim yardım ediyor musun? Bakın vuruluyorum. Ah, sniper var. Onu da alalım. Güzel. Benim yapmam gereken tek şey şu paraları taşımak. Çünkü bir tek ben taşıyorum gördüğünüz gibi. Sizi de alalım aradan. Bakalım. Az kaldı. Bu kapıları da açmam lazım bu arada. Aracı indiriyorsak, ki aracı indirmişiz. Onda bir sıkıntı yok. Şu parayı da koyalım. Araba deposunun kapısını aç. Nereden açayım? Dışarıdaymış. Bir saniye, onu da açarız. Abi Allah aşkına siz biraz ateş edin. Bir şey yapın, ben hallediyorum. İşi ben tek başıma hallediyorum. Aa, buradan da çıktı. Buradan da çıktı. Şöyle içeri girelim. Burayı da açalım. Hop. Bir saniye. Yani çok olaysız bir Payday videosu izletecektim size. Mümkün olmadı. Siz devam edin. Bu arada bunlar ilk dalga olduğu için çok kapsamlı polisler değil bunlar. Biraz daha kademe kademe ilerledikçe... Bomba mı attı o bana? Yok, ne? Ha, şu drone'dan. Bu da sizi etkisiz hale getiriyor. Ben biraz daha para alıp geliyorum. Çünkü her işi ben yapıyorum. Şimdi bu altın... Biraz daha... Aman. Eyvah, bu neymiş? Oğlum, ninja gibi bir şey geldi. Allah, onu da atlattık. Ya bunu size atsam? Yok. Taşımıyorsun. Her şeyi biz yapacağız. Siz vurun, ben taşıyorum. Botlarda da böyle bir sıkıntı var işte. Hiç yardım etmiyorlar. Ama çatışmaları şu açıdan güzel oluyor. Onlar şeylere oyalıyor. En azından etraftaki polislere oyalıyor. Siz de o sırada paraları götürebiliyorsunuz. Şimdi garajın kapı... Hayda. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Siz nereye gideceğinizi anlayamamışsınız. Güzel olmuş. Ben o sırada. Bu arada overkill silahım da şeymiş. Hazırmış. Ama ben onunla uğraşmayacağım. Şu aracı götürmemiz lazım. Pardon, kapıyı açıyorduk en son ya. Kapıyı mı kapamışlar? Olabilir. Genelde böyle bir şeyleri engellemekle uğraşıyorlar. Bunlar neymiş ya? Eyvah, drone. O! Eyvah. Bu hiç iyi olmadı. Birinin bana yardım etmesi lazım. Evet, biri... Sonunda bir işe yaradılar arkadaşlar. Ninja'dan kurtardılar beni. Bu arada... Bunlar, eyvah. Bir saniye, bir dakika. Ben şurada kapıları açacağım. Sanırım bu hamle... şöyle kapıları açalım. Gördüğünüz gibi tek başıma oynayınca biraz tuhaf tuhaf şeyler olabiliyor. Yani başka şeylerle uğraşıyorum. Güzel, minibüsün de kilidini açalım. Anahtarlarım bu. Adamımızın anahtarları kamyonda bırakması gerekiyordu. Bu model dış kontak yapması zaman alan dijital bir atışım sistemi kullanıyor. Anahtarı bulmak üst katta bir yerdeymiş. Hadi bakalım. Anahtar üst kattaymış arkadaşlar. Yine içeri giriyoruz. Ama ben zaten içeriye girmeye alışkınım. Hemen şuradan merdiveni bulalım. Neredeydi merdiven? Buradaydı. İkinci kata gidip şu anahtarları almam lazım. Aa, anahtarlar burada mı yoksa? Ben orada para toplamaya gittim. Yanlış kasaya gitmişim. Yine yanlış ikona gittim. Bir kasa daha açacağım. İşte burada kalabalık... Biri bana arkadan sniper ışığı mı tuttu? Şeyi mi tuttu? Lazeri mi tuttu? Aa, vurdu. Nereden? Oha, adamın beni gördü. Yere bakın. Bir an panikle menüyü açtım. Tekrar şunu açacağım. Polis gelmeye devam ediyor. Bizim ekip onları oyalar. Ben o sırada şu kasadan anahtar alayım. Gittik. Boşu boşuna başka bir kasayla uğraştık. Ha gayret. Da tamam. Ve son olarak sağa çevireceğim. Anahtarı alacağım. Arabaya binip gideceğiz arkadaşlar. Sabredin. Bomba mı? Yok, bir şey yok. Anahtarı aldım. Şu küçük paraları da alalım. Şimdi arabaya kaçabiliriz. Hatta direkt aşağı doğru topukladım gördüğünüz gibi. O arabaya binip gideceğiz artık. Yani şu
arkadaş da hazır. Arkası dönükken alayım. Aa, parayı götürüyordu adam. İnanılmaz. Parayı götürüyordu. Abi kaçmaya hazırız da şu arkaya şunları bir dolduralım. Diğer çanta. İkincisi de altın. Hop, siz nereden geldiniz? Şuradan bir bomba atacağım artık. Üçüncü taşıdığı umarım altındır. Çünkü ben arada başka çantalar da aldım. Yani burası çok kalabalık olmuş. Biz içeride oyalanırken ortalık karışmış. Şunu alacağız. Şu arkadaşı alacağız. Buraya gaz mı attı bunlar? Sanırım gaz attılar. Bizi biraz yavaşlattılar. Ben yer değiştirdim. Bunu da aldık. Bu da altınmış. Süper. Abi siz çatışın. Ben şu sniper alayım. Tamam. Şunu da alayım. Bu çantayı da atarsam kaçabiliriz. Hadi. Altınlar tamam. Ama ben sanki... Evet yani daha fazlasını kim istemez dedi. Ben bunu yapacağım galiba. Bence ben bunu yapacağım. Biraz daha ganimet toplayacağım. Hop, biraz daha koyduk. 4 çanta oldu, yetmez. Yetmez, orada var. Bir çanta daha var. Şunu da atalım. 5 çanta oldu. Çok iyi. Şunu da koydum. Ya bir şey diyeyim mi? Ben gidiyorum ya. Daha fazla risk almayacağım. Gelin abi. Gelin. Gelin biz arabaya doğru gidelim. Doyumsuzluğumun cezasını çekmemek için hızlıca gidiyorum. Tek başıma oynadığım için, botlarla oynadığım için içeri bir tek ben girsem yetecek, bitiyordum. Evet. Yani keşke yardım etselerdi. Hepimiz daha çok şey taşırdık. Tek başıma oraya varıp kaçmış oldum. Başarılı. Mavi çocuklar görevini bir level daha atlayarak bitirmiş. Bir level daha atladım. 2 oldu. Bir level daha. 3 oldu. Vallahi 8. level'da bitirdik. 10 çanta varmış. 6'sını getirdim. 3 tane sivil öldü. Birini biliyorum, diğerlerini bilmiyorum. O konuşmayı atlayayım dedim. O sustuktan sonra hemen şöyle ödüllerimize bakalım. Soygun ödüllerimiz var. Balistik aslarımız varmış orta düzey. Yine yamalık kamuflaj, banknotlar, korku ve açgözlülük diye bir şey var. Yeri değiştirilmiş borsacılar. Ne olduğunu anlamadım. Onun dışında silahlarımız da ilerliyor. Onlara da eklentiler geliyor. Yetenekler de ilerliyor. Onlar da açılıyor ve bunlarla beraber şurada da bakalım. 258 bin dolar almışım. Bozuk parada 500 su varmış. O ne artık bilmiyorum. 39 kişi öldürmüşüm. Özel timden de 4 kişi diyor. Verilen hasarımız var. İsabet oranımız var. Headshot'ımız var. Kırılan kildimiz var. Ve bunları gördükten sonra ana menüye dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bir bölüm üstünden beta'da olan tek kişilik modu oynayarak size oyunu göstermiş oldum. Ama bundan çok daha fazlası var. Bir sürü görev var. Başkalarıyla oynadığınızda çok daha güzel işleyebilecek şeyler var. Daha iyi bir soygun yapabilirsiniz. Daha fazla şey toplayabilirsiniz. Tek üzüldüğüm nokta, tüm görevi sessizce bitirmek istiyordum. Mümkündü ama garaj kapısı nasıl gireceğini çözemediğim için, daha doğrusu fark edemediğim için ortalık biraz karıştı ama yine de işleri güzelce hallettiğimi düşünüyorum. Payday 3 böyle bir oyun. Payday 2'den çok farkı var mı? Benim hatırladığım kadarıyla yok ama Payday 2'yi çok oynayanlar belki biraz fikir sahibidir. Bu oyun çıktıktan sonra da çok uzun zaman geçtiği için kıyaslama şansı bulmuşlardır. Ama oyun hoşunuza gittiyse ve satın almak isterseniz, çıktıktan sonra da bayağı bir zaman geçtiği için yine böyle takipte kalıp belki indirim de almak istersiniz diye açıklama kısmına linki bırakıyorum. Normal fiyatını da yine buraya yazıyorum. Tam hatırlamıyorum. Umarım çok pahalı değildir. Fiyatını ve linkini de verdikten sonra bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.